Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Samsung'un son amiral gemisi, ki ben bu tabire gıcık oluyorum, son çıkardığı üst segment telefonu Samsung Galaxy S6 Edge'i tanıtacağım. S6 Edge deyince fazla bilmeniz olabilir ama iki tarafı da kıvrık ekranlı telefon dersen büyük ihtimalle hepiniz anlayacaksınız. Note 4 Edge miydi? Hani böyle keskin, onun kadar keskin değil ekranı. Hani onun tek ekranı bunun iki kıvrıklığına bedeldi, hatta öyle söyleyeyim. Ama bana kalırsa şık duruyor. Bu arada 10 dakika şarjla 4 saat kendini idare edebiliyor telefon. Onu da söyleyeyim. Yani hızlı şarj. Şurada yazılanı gördüğünüz gibi. Onun dışında USB kablosu. Biraz uzun. 2.0. Hani yataktan bir uzanırken düşmeyin diye. Kulaklığı biraz değişik yapmışlar. Hani S6 da böyleydi. Önceki Samsung modelleri gibi değil. Biraz güzel olmuş. Onun dışında zaten bu sim kart çıkarak fik var içinde. Başka da bir şey yok. Böyle kutu içeride. Telefonu anlatalım. 14.2 cm yüksekliği var. 7 cm bir genişliği var. 7 mm bir inceliği var. Ya da kalınlığı var artık. Bana göre 7 mm oldukça ince bir telefonda. Onun dışında S6'yı tanıtmıştım zaten. Onu da şuradan birden izleyebilirsiniz. Özellikleri birebir aynısı diyemeyeceğim de aynı dedi diyebilirsiniz yani siz de. Burada bir infrared algılayıcı var. Yani telefonunuzu uzaktan kumanda olarak da kullanabiliyorsunuz. Çok da lazımmış gibi. Ama dursun adamlar bir yapmış. SIM kart girişi en küçüğünden nano SIM kart. Yani en ufağından sokuyorsunuz buraya. 3 GB RAM'i var. 32 GB elimdeki modeli. 32 GB, 64 GB ve 128 GB olarak 3 tane de depolama alanı olan, yani hafızası olan ya da hard disk olan mı diyeyim artık, öyle modeli var. SD kart takılmıyor yani. Ona göre alırken ya da düşünen varsa iyi şey yapsın, düşünsün. Bu telefonu ilk aldığımızda elimize çok parmak izi bırakıyor ki okumuştum da ben çoğu yerde. Herkesin elinde bir, ağzında bir çok parmak izi bırakıyor gibi bir tabir var. Ki görürsünüz de birazdan yakın detay çekilmeye de geçer. Evet, çok parmak izi bırakıyor. Ama bu sizi zannedersem fazla ilgilendirmiyor eğer bir seri katil değilseniz. Çünkü arkasında Gorilla Glass 4 var ve önünde. Yani iz bırakan aslında Samsung'un ürettiği telefon değil, Gorilla Glass 4. Daha sağlam olması için bunlardan fedakarlık yapacaksınız. Yoksa bu kıvrık ekran bir dışarıda kırılırsa çok üzülürsünüz. Keşke parmak izi kalsaydı, niye böyle oldu dersiniz. İşte yapsan Gorilla Glass 3, yapsan suç, yapmasan suç, böyle öyle. Neyse. Telefonda işlemci olarak benim adını hiçbir zaman söyleyemedim. Meşhur Exynos ya da işlemcisi var, Samsung'un kendi işlemcisi, 7420. 8 çekirdeklidir. 4 çekirdeği 1.5 GHz'da çalışır. Cortex A53. Diğer 4 çekirdeği 2.1 GHz'da çalışır. O da Cortex A57. Cortex A9'dan nerelere geldi olay. Ön kamerası 5 megapiksel. Arka kamerası 16 megapiksel. Ve imaj stabilizeri var. İmaj stabilizeri daha yeni çıktı. Hani çok çok lazım olan bir şey değil mi bilmiyorum. Biz de yeni tanışıyoruz. İşte çekerken böyle optik olarak sabit tutuyor ya da videoyu falan. Hani YouTube'da çıkıyor ya, videonun biraz titrek olduğunu fark ettik. Gerçi YouTube'a video koyuyorsanız biliyorsunuzdur bunu. Onları engelliyor. Güzel bir kamerası var. Ben başarılı buldum. Zaten fotoğraflarına bakarsınız. Ekranı çok güzel. 1440x2560 ekranı var. Yani 2K ekran demek oluyor bu. Ve 577 PPI, yani piksel başına düşen, yok, inç başına düşen piksel sayısı. Pardon, karıştırdım. Yani oldukça da yani cayır cayır bir ekranı var. Ben size öyle söyleyeyim. Yani nasıl tarif edeceğimi bilemedim. Temiz, parlak, güzel bir ekranı var. 5.1 ekran demiştik. Bu 5.1 inçlik ekran Mali T760 MP8 bir ekran kartı diyeyim eski tabirle. Ekran bileşeniyle güçlendirilmiş. Yani en üst segment Mali kullanan telefon olduğu için şu anda da hani iyi mi kötü mü tabii ki de yorum yapmayacağım. Şu an en iyisi o olduğu için onu kullanmışlar. Yani oyun oynayıp da çalıştırma çalışmamaz mı dememize gerek yok. Telefonda parmak izi okuyucu var. Hani S6 incelemesine zaten bakarsanız aynı birebir. Visa, Mastercard ve PayPal ödeme sistemi geçerli bu telefonda. Hani temassız kredi kartları var ya, sağda solda görüyorsunuz. Ben kullanmıyorum gerçi de. Kullanan varsa aranızda. Kredi kartınızı bunu tanımlatıp Visa, Mastercard olarak da okutabiliyorsunuz. Ne kadar okutur, ne kadar kullanırsınız bilmiyorum ama. Eselt uygulaması var. Tabii her şey var artık yani. Hani yok kaç adım attım. İşte bugün çok adım atmışım, yarın hiç yürümeden çıkmayayım falan filan derseniz de. Öyle saçmalayacağım derseniz de. Buna başvurabilirsiniz. Sonuçta iki tarafında da ekran var. Şuradan bildirimleri falan geliyor. Gece işte saat oluyor yan tarafları. Aranırken işte masanın üstüne şöyle koyuyorsunuz genelde. Hani böyle koydum sallandı değil. Böyle koyuyorsunuz. Buradan ışıklar vuruyor çok güzel. Ambiyans oluşturuyor size.
Zaten böyle koyarsan cayır cayır ekranda görüyorsun. O da zaten saçma olurdu. Ben tipini beğendim telefonun. Piline gelecek olursak da bu cihazın pili 2600 mAh. SAR değerinden sanırım bahsetmedim. SAR değeri iyi. 0.33 watt bölü kilogram kafada. 0.59 watt bölü kilogram da vücutta bir SAR değeri var. Yani oldukça düşük. Avrupa standartlarına göre oldukça düşük. Evet, cihaz kısaca böyle. Hani iki tarafı da kıvrıktı falan, bilmiyorum hani bir numarası var mı, bir cazibesi var mı? Bana böyle masadan alınmayacak gibi geliyor. O yüzden böyle koyunca alınıyor. Hani şöyle bir alınmıyor gibi. Öyle yani. Yapmışlar adamlar. Bakarsınız. Evet, bizi Facebook adresimizden, Twitter hesabımızdan ve webtekno.tv YouTube kanalımıza abone olarak takip edebilirsiniz. Bir başka incelemede görüşmek üzere. webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu ekranlar böyle dönecek. Yani sonunda bütün her taraf ekran olacak. O zaman da kameraya yarayacaksınız işte.